Galatasaray'dan Choi Gui-sung hamlesi. Cumhuriyet'in 100. yılında alınacak şampiyonluğu hem Türkiye'nin en başarılı takımı olarak hem de maddi çerçevede çok önemseyen Galatasaray'da transfer operasyonu devam ediyor. Sarı Kırmızılılar'da forvet hattı için gündeme gelen son isim Uzak Doğu'dan. Daily Record, İskoç temsilcisi Celtic'in kadrosuna katmak istediği Güney Koreli forvet Choi Gui-sung'la Galatasaray'ın da ilgilendiğini belirtti. Sung'la daha önce Fenerbahçe'nin de ilgilendiği belirtilmişti. 1998 doğumlu Choi Gui-sung, çocukken defansif orta saha oynarken, 2017'de forvet pozisyonuna geçince kendini göstermeye başladı ve Kore Ligi'nde çıktığı 35 maçta 21 gol atıp 5 de asist yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dünya Kupası'nda da Güney Kore'nin Gana'ya mağlup olduğu karşılaşmada oyuna sonradan girerek üst üste attığı 2 golle dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki oyuncu, bir turnuva sırasında verdiği bir röportajda "Hava topları çok iyi olduğum bir konu ama bence savunmada yaptıklarım da benim önemli bir gücüm. Takım defansına, ön alanda yaptığım pres ve savunmayla önemli bir katkı sağlayarak diğer pozisyonlardaki arkadaşlarımın yükünü azaltmaya çalışıyorum. Bunu yapmak bazen zor olsa da ön plana çıkan bir özelliğim olarak görüyorum." ifadelerini kullanmıştı. Galatasaray Liverpool'lu Keita'nın peşinde. Adi Kugbe ve Kaan Ayhan'ın yanı sıra dünyaca ünlü İtalyan Wunderkid, Nicolò Zaniolo'yu da kadrosuna dahil ederek tüm dünyayı şaşırtan Sarı Kırmızılılar, şimdi de Liverpool'un bonservisine tam 60 milyon euro ödediği tecrübeli futbolcu Naby Keita için çalışmalarını hızlandırdı. Okan Buruk'un transfer raporu doğrultusunda hareket eden Sarı Kırmızılıların, yıldız orta saha için gerekli evrakları talep ettiği öne sürüldü. İngiliz basınına göre orta saha kurgusunda Sergio Oliveira ve Lucas Torreira gibi yıldızlar bulunan Galatasaray, bir bomba daha patlatmak için harekete geçti. Türk Ligi'nin Liverpool'da forma giyen Naby Keita'nın peşine düştüğü belirtildi. Galatasaraylı kurmayların Keita'nın kontratının sezon sonunda bitecek olması nedeniyle elini çabuk tutmak istediği de gelen haberler arasında. Liverpool'da bu sezon 12 maçta oynayan Naby Keita gol ya da asist üretemedi. Yenili orta sahanın güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro. Galatasaray sezon başında da gündemine gelen Jamaikalı golcü Shamar Nicholson için düğmeye bastı. 2026 yılına kadar Rus ekibi Spartak Moskova ile sözleşmesi bulunan oyuncu için Sarı Kırmızılı Kulübün kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi. Oyuncunun menajeriyle temasın kurulduğu da gelen bilgiler arasında. 25 yaşında ve 1.92 boyunda olan Shamar Nicholson ceza sahasında etkili bir isim olarak tanınıyor. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro civarında olan oyuncu için Galatasaray'ın kısa bir süre içinde satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı, menajeriyle yapılan görüşmenin ise olumlu geçtiği ifade ediliyor. Jamaika milli takımıyla da 32 kez boy gösteren Shamar Nicholson bu maçlarda 10 kez fileleri sarsmayı başardı. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde de adı Galatasaray'la birlikte sıkça anılan Shamar Nicholson, hava toplarında da rakip savunma için son derece büyük bir tehlike olmasının yanında yeni çok iyi kullanabiliyor. Galatasaray'ın istediği golcü için Drogba devreye girdi. Galatasaray'ın golcü hamlesine Drogba desteği. Kiralık vermek istediği Fofana'yı Türkiye'ye göndermeye sıcak bakmayan Chelsea, Didier Drogba ikna edecek. Galatasaray'ın eski golcüsü hem vatandaşı Fofana'yla hem de efsanesi olduğu İngiliz kulübüyle Sarı Kırmızılılar adına görüşme yapacak. Alternatif forvet arayışlarını sürdüren ve bir süredir David Datro Fofana ile ilgilenen Galatasaray'a ilk etapta kötü haber gelmişti. Chelsea, yılbaşında kadrosuna kattığı 20 yaşındaki oyuncuyu Türkiye'ye kiralama düşüncesine sıcak bakmadığını Galatasaray'a bildirmişti. Fofana için birçok teklif aldığı belirtilen İngilizler, kısa süre içinde bir tercih yapmaya hazırlanıyor. Ancak Sarı Kırmızılılar bu transferden vazgeçmiş değil.
Yönetimin Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba'yı devreye sokmayı planladı ve Drogba'nın araya girmesiyle Galatasaray'ın rakiplerinin önüne geçebileceği belirtiliyor. Ancak İngiliz kulübünün genç forvetle ilgili oynatma garantisi isteyebileceği öğrenildi. David Datro Fofana ülkesinde potansiyelini ortaya koyduktan sonra Norwich'in Molde takımına transfer oldu. Burada attığı goller ve asistleriyle dikkat çeken Fofana 12 milyon euroya Chelsea'ye imza attı. Drogba'nın veliaht olarak gösterilen fil dişi sahilli forvet hem santrafor olarak hem de kanatlarda görev yapabiliyor. Galatasaray'dan Mahmut Davut hamlesi. İngiliz basını Bundesliga'da forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız orta saha Mahmut Davut için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rekabet halinde olduğunu yazdı. Borussia Dortmund sportif direktörü Sebastian Kehl oyuncunun son durumuyla ilgili. Mahmut'la çok açık ve dürüst bir şekilde konuştum. Onun sözleşmesini gelecek yaz uzatmayacağımızı ifade ettim diye konuştu. 6 yıldır Dortmund forması giyen Suriye asıllı Alman oyuncu sözleşmesinin bitmesine 6 aydan az bir süre kaldığı için herhangi bir takımla ön sözleşme imzalama hakkına sahip. İngiliz basınından Sky'ın haberine göre Mahmut Davut'la 10 takım birden ilgileniyor. Haberde Leicester City, Real Betis, Sevilla, Napoli, Milan, Roma, Arsenal, Fenerbahçe ve Atletico Madrid'in ilgilendiği oyuncu için Galatasaray'ın da devrede olduğu yazıldı. Galatasaray'da yıldızlar sezon sonuna kaldı. Kadrosuna kattığı yıldız futbolcularla taraftarlarını mesleden Galatasaray'da bazı önemli isimlerin transferleri sezon sonuna kaldı. Özellikle Renato Sanchez ve Musa Dembele gibi yıldızların yanı sıra Di Maria ve Dybala gibi süper yıldızların transferleri de sezon sonunda zorlanacak. Yaz transfer döneminde bir de kaleci transferi yapmayı hedefleyen Aslan, Polonya basınında yer alan haberlere göre Zagreb'i Lubin forması giyen Kasper Bica'yı transfer etmek istiyor. Galatasaray'ın 2024 yılında sözleşmesi sona erecek genç kaleciyle uzun süreli kontrat imzalaması bekleniyor. Öte yandan sezon tamamlanmadan Icardi'yi de bonservisiyle kadrosuna katmak isteyen Timbom'a Fransa'dan müjdeli haber geldi. Paris Saint-Germain teknik direktörü Christophe Galtier, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi hakkında geçtiğimiz günlerde Icardi yeni sezon planlarımız arasında yer almıyor ifadelerini kullandı. Fransız basınında yer alan haberlere göre başkent ekibi Arjantin yıldızla kesin olarak yollarını ayıracak. Yani Icardi'nin Galatasaray'a gelmesi konusunda kolaylık sağlanmış olacak.